Bismillahirrahmanirrahim. Şu koronalı günlerde her Müslümanın okuması gereken dört tane önemli, etkili, tesirli duayı okuyacağız inşallah. Bunları mutlaka okumaya çalışalım. Bir tanesi ani bela gelmesini engel oluyor. Ani bela gelmeyince normal belada hiç gelemez. Bunu sabah namazını kıldıktan sonra üç defa okuyoruz. Akşam namazını kıldıktan sonra da gene üç defa okuyoruz. بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضره <Anhater> مع يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. (واللهن) اسمي لكي ؤنن ismiyle beraber iken onu okuyan kimseye ne yerde ne gökte hiçbir şey zarar veremez. Hakkıyla işiten de çok iyi bilen de ancak odur. Bir diğeri de gene bildiğimiz, çokça tekrar ettiğimiz dua. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. bi kelimatillahi <Sessizlik> tammati min şerri yani çekilecek yerler var. Dolayısıyla yani kelimatı çekiyoruz. Kelimata dikkat edelim. Bir de tamat onu da çekiyoruz. Türkçedeki kelime ve tam sözcüğüyle aynı fakat çoğul olarak gelmiş. O çekilecek yerleri güzel çekmek lazım ki dua kabul olsun. Tekrar okuyorum. Eûzu bi kelimatillahi tamati min şerri mâ halak yarattığı zararlı şeylerin şerrinden Allah'ın o tas tamam kelimelerine sığınırım. Bunu da sabah namazını kıldıktan sonra üç kere akşam namazını kıldıktan sonra üç kere okuyoruz inşallah. Bir diğeri de bir hasta gördüğümüz zaman onun yüzüne karşı bu duayı yaparsak o hastalık bize ömür boyu vurmuyor. Yani o hastalığa müptela olmuyoruz hadis-i şerifle sabittir. Büyük bir müjdedir bize. Yani daha şimdiden tedbirimizi alıyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın evrende, kainatta yarattığı hastalıklardan korunma adına ne yapıyoruz? Daha şimdiden tedbir alarak okuyoruz. Çok etkili, çok tesirli. Dediğim gibi hasta birini gördüğünüz zaman çaktırmadan, sezdirmeden bu duayı okumaya çalışalım. Ama görmeden de gıyaben ne yapacağız? İnşallah okuyalım. Böylece tedbirimizi almış oluruz. Yani insanları müptela ettiği hastalıklardan Allah'a daha şimdiden ne yapıyor? Sığınıyoruz. Ya Rabbi o hastalıkları bize verme. Bunu da sabah namazını kıldıktan sonra üç defa, akşam namazını kıldıktan sonra üç defa okuyalım. Ama özellikle de bir hastayı ziyaret ettiğimiz zaman, o zaman okumak elbette ki en iyisi. Ama yani şu anda insanların birbiriyle görüşmesi problemli olduğu için, salgın bir hastalık söz konusu olduğu için ziyaretler az. Ziyaretleri yapamıyoruz. Dolayısıyla şimdiden ne yapalım? Evimizde, iş yerimizde bulunduğumuz mekandan okuyalım. Elhamdülillahillezî a'fâni min mebtelâke bihi ve favvaleni ala kethîrim mimmen halaka tafzîlâ. Bir daha okuyalım. Elhamdülillahi lezi a'fani min bihi ve fazzaleni ala ketir <laughs> mimmen halaka taftila. Son kez. Elhamdülillahi lezi a'fani min bihi ve fazzaleni ala ketir mimmen halaka taftila. Sana verdiği bu beladan, hastalıktan, koronadan bana afiyet veren ve bana bu derdi vermeyerek beni yarattıklarından, mahlukatından birçoklarına karşı sağlık ve sıhhat ve afiyet bakımından üstün kılan Allah'a hamdolsun. Bir diğeri de Tövbe suresinin son iki ayeti. Bunu da mutlaka öğrenelim, ezberleyelim veya yüzüne bakarak okuyalım. Bunu da bir defa okumamız yeter. Yani sabah namazından sonra olabilir, akşam namazından sonra olabilir. Çok önemli bunu okur isek, Tövbe suresinin son iki ayetini okur isek, yanarak, boğularak, göçük altında kalarak yani deprem sonucu bir de demir darbesiyle yani bıçaklanarak işte ateş edilerek kurşun darbesiyle ölmeyiz. Yani okunduğu gün söz konusu yani 24 saatlik bir garanti var. Başka bir rivayette de gene peygamberimiz buyurmuş. Kişi okuduğu gün ölmez. Yani bunu bazı kardeşlerimiz yanlış anlıyorlar. Yani bunu okursak sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi, sonsuza kadar yaşayacakmışız gibi anlaşılıyor. Kastedilen, amaçlanan bu değil. Yani okuduğu gün ölmüyor kişi. Sen bunu ne zaman okursan 24 saatlik bir garanti oluyor. Veya bu sayılan şekillerde ölmüyorsun. Dolayısıyla 24 saatlik bir garanti var. Sonsuza kadar süren bir garanti söz konusu değil. Zaten başımıza bir bela musibet gelecekse okuyamayız. Engel olunur. Dilimiz dönmez. İsteksizlik verilir. Halsizlik olur. Canımız sıkılmış olur. Dolayısıyla unutturulur. Yani zaten öleceksen başına bir bela gelecekse bu okuya bunu okuyamazsın. Bu kesin. Ama ne var burada? Eğer bunu okuyabiliyorsak 24 saat içerisinde bu şekilde e, ölmeyeceğimizi Allah'ımız bize bildirmiş oluyor manen. Dolayısıyla 24 saat rahatlamış oluyoruz, huzurlu oluyoruz. E bunu her günde okuyabiliyorsak koronadan, diğer bela ve musibetlerden, felaketlerden, helaketlerden uzak tutulmuş oluyoruz. Koruma altına alınmış oluyoruz. Dolayısıyla sevap kazanıyoruz. Kur'an'ın sonuçta iki ayetini okuyoruz. Nedir bu? Tövbe suresinin son iki ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi namaz dışında olduğumuz için besmele çekmek zorundayız. Yani namazda okursak tabii ki besmeleye gerek yok ama namaz dışında okuduğumuz için besmele çekeceğiz bunu okurken. İster sabah namazından sonra, ister ister akşam namazından sonra ben her iki namazdan sonra da okuyorum. Namazda da okuyorum. Yani böyle müjdeli bir ayeti bulmuşum, niye okumayayım ki? Kaybedecek neyim var? Allah'ım beni özel koruma altına alıyor mutlaka ezberleyelim, okuyalım. Hiçbir şey bilmiyorsak nasıl ki İhlas Suresini, Kevser Suresini, Kureş Suresini, Kadir Suresini biliyoruz, bilmemiz gerekiyor koronalı şu günlerde. Dört tane önemli sure bunlar. Bir de bunu ekleyelim. Tövbe Suresinin son iki ayetini kendimize, çoluğumuza, çocuğumuza mutlaka okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ca'akum. Rasulun min enfusikum. Andolsun içinizden size öyle bir peygamber, elçi geldi ki azizum aleyhi ma anittum sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Harisun aleykum size düşkündür. Bil mu'minine raufur rahim müminlere şefkatli, merhametlidir. Fe'in in tavellev. eğer yüz çevirirlerse fakul hasbiyallah de ki Allah bana yeter. La ilahe illa ve ondan başka ilah yoktur. Aleyhi tevekkeltu, ona tevekkül ettim. Ve huve Rabbul arşil azim, o büyük arşın Rabbidir, sahibidir. Şimdi düz okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad gad ja'akum rasulun min enfusikum Azizun aleyhi ma'anittum, harisun aleykum بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صون كيزوكيرس توبه سوره بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه معندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله La ilahe illa huve aleyhi tevekkaltu ve huve rabbul arşil azim. Dediğim gibi korunma duaları çok fazla. Sayısız korunma duası var ama en azından şu korunalı günlerde, şu salgın hastalığın yaygın olduğu günlerde manevi tedbir olarak en azından bu dört duayı dilimizden düşürmeyelim inşallah. Rabbim bizleri ve sevdiklerimizi muhafaza eylesin, Allah'a emanet olun.